Efendim nasılsınız? Gecelerde yine yalnız öyle değil mi? Yok. Kasetin ilk konseri vardı bugün. Kral Teyze. Konserimizi bitirdik. Geldik gece mece. Yok çorbamızı içtik evimize gidiyoruz. Nasıl arkadaşlar. Nasıl geçti konser? Çok güzel geçti. Sadede gelin. Sadede gelin. Efendim Gülen Tatlıses'in benle Seda'yla uğraşma önce aynaya bak Zibidi. Zibidi kelimesi oldu. Sami ve Sıra. Arkadaşlar bunun açıklamasını yaptık. Bir programa bağlandık. Programda gerekli konuşmayı yaptık. O yüzden biz kendi sinemamızda bir şey 50 kere konuşmayız. Biz bir şey bir kere konuşuruz. Dava açacak mısınız peki? Yok canım ne davası. Peki efendim İbrahim Tatlıses'in konuşmaması nedendir acaba? Size karşı özellikle konuşmuyor. Evet. Sizden çekiniyor mu? Konuşuyormuş işte soruyorsunuz ya. Tamam ilk defa cevap verdi. Böyle bir cevap verdi. Arkadaş. Nihat Doğan ismi daha mı ağır? Arkadaşlar bu arada bugünkü yazısında Hınçalı Uluç'a çok teşekkür ediyorum bugünkü yazısını okudum. Biz Tarkan'ın imajını bizim imajımızı çaldığını söylemiştik. Buna özellikle Ömürcüğüm buradan saygılarımı iletiyorum. Kendisini çok seviyorum. Abi, baktığımızda böyle kravat olsun kravat. Evet ben bunu söylediğim zaman şimdi bazılarına yanlış gelebiliyor. Bazıları işte promosyon diyor buna. Saygı duyarım. Bu ömrün olsun sizlerin. Bu bakış açısıdır. Fakat bugün Hınçal Uluç'un yazmış olduğu bir yazı vardı ki kendi yazısında kendisinin ve arkadaşlarının Tarkan'ın imajının birebir Nihat Doğan'dan alıntı olduğunu saygıdeğer Hınçal Uluç ve dostları belirtmiş. Ben buradan saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Peki Nihat Bey'in ihtiyacı var mı böyle bir alıntı size? İşte artık İbrahim Tatlıses bitti. Nihat Doğan sineması devam edecek. Nihat Doğan'ın sineması 30 sene devam edecek. İyi akşamlar arkadaşlar. Saygılar.